Efendim bu hafta yepyeni bir programla daha karşınızdayız. Bu hafta Pınarbaşı'ndayız. Pınarbaşı, aşağı Pınarbaşı ve yukarı Pınarbaşı olmak üzere iki bölümden oluşuyor efendim. Pınarbaşı, Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı bir mahalle. Şu anda Pınarbaşı'nı sizler için tanıtmaya başlıyoruz. Pınarbaşı'ndayız efendim. Efendim Pınarbaşı tanıtımlarımız devam ediyor. Pınarbaşı ve etrafındaki köylerde de değişik etkinlikler var. Şu anda Pınarbaşı'yla yan yana olan Sarıcalar Köyü'ndeyiz ve burada da bir etkinlik var. Yağmur duası var efendim. Şimdi bölgenin muhtarıyla beraberiz. Bakalım kendisinden bir bilgi alalım. Buradaki etkinlikte ne oluyor, ne kalıyor kendisinden bilgi alıp öğreneceğiz efendim. Efendim sizi bir tanıyalım. Ahmet Küçükbezirci, ben Sarıcalar Köyü muhtarıyım. Köyümüz Selçuklu ilçesine bağlı. Efendim bugün de bir etkinliğimiz var. Misafirlerimize hoş geldiniz diyorum herkese. Bu etkinlikler işte mutat zamanlarda yapılan, efendim rahmet duası, yağmur duası diye halk arasında bilinen bir etkinlik. Bunu yağmurlarımız kıt geldi bu sene. Efendim çok geldiği zaman şükür yemeği olarak veriliyor. Az geldiği zaman da rahmet duası olarak isteniyor, Cenab-ı Hakk'a iltica ediliyor. Bu şekilde bir organizasyon hazırladık. Ali Bey, bu organizasyonu bazen köy halkı olarak toplu olarak katılıyoruz. Bazen de bazı komşularımız bunu ferdi olarak ağırlık olarak yükünü çekiyor. Yani bu halkın katılımıyla düzenlenen bir organizasyon. Evet. Efendim tabii ki bu organizasyonları tek kişinin kaldırması mümkün değil. Evet. Bir ortak bir çaba içerisinde oluyor zannediyorum. Kimler yardımcı oluyor bu organizasyonları yapabilmek için? Bu organizasyonda maddi manevi her yönüyle halkımız bir kere eli içinde. Ama ağırlık olarak organizasyona katılımlar oluyor. Mesela komşumuzun biri diyor ki yani benim bir ağırlık olarak buna katkım olacak. Eksiklerini siz giderebilirsiniz. Veyahut diyor ki ben organizasyon tamamını üstleneceğim. Ne gerekiyorsa bana siz organizeyi hazırlayın yapın. Masraflarını ben karşılayacağım diyor. Bu şekilde yapılıyor yani bu etkinlikler. Bu şekilde oluyor. Yani halkın katılımı. Halkın katılımı. Evet. Tabii ki bu arada Konya'mızın değerli hocalar da geliyorlar, teşrif ediyorlar. Evet. Halkımızı bilgilendiriyorlar ve onların öncülüğünde duaya çıkılıyor. Kim var efendim bugün? Efendim bugün çevre köylerimizden imamlarımız var, hocalarımız var. Ali Galip Doğan hocamız var. Birazdan kendileri teşrif edecekler, konuşma yapacaklar. İşte bu şekilde organizemiz bu şekilde oluyor. Burada bizim vakfımız var. Bezirci Hacı Vela Vakfı diye bir vakfımız var. Onlara müteşekkiriz. Onlar bu organizeyi yani bu konuşmacıları vesaireleri o arkadaşlarımız organize ettiler. Yani burada bir görev taksim yapılıyor. Ona göre organize devam ediyor. İnşallah bu organizeyi birazdan Ali Galip hocamız teşrif ettiği zaman o konuşmasından sonra dua edilecek, dua yapılacak. Duadan sonra namaz kılınacak. Ondan sonra da bir pilav ikramımız var. Konya. İkramlarımız da var. Evet, efendim görmüş olduğunuz gibi bu günlerde yağmurun az olması nedeniyle çiftçiler özellikle rahmet istiyorlar. Rahmet duasına çıkılıyor bugün. Ve bugün de Sarıcalar'da bu dua var. Duanın arkasından da yemek ikramları var. Bakalım bugünkü kültürümüzü sizlere bu şekilde tanıtmaya devam edeceğiz efendim. Evet efendim burada dua için gelen köylülerimiz de var. Civar köylerden gelenler de var. Bu köyden olanlar da var. Kendilerinden de bu duayla ilgili, bu kültürle ilgili bir bilgi alacağız. Bakalım rahmet duasını nasıl düşünüyorlar? Nasıl bir karşılık bekliyorlar? Kendilerinden alacağız. Efendim sizi bir tanıyalım. İsmail Hakkı Çeken. Buralı mısınız? Hayır, ben Konya'nın yerlisiyim. Konyalısınız. Buraya dua için. Dua için geldi. Düğün sahibi komşumdur. Efendim hoş geldiniz. Sizi tanıyalım efendim. Çandırlıyız. Dua için geldik. Çandır'dan kalkıyorsunuz. Çandır'dan geldik. Hoş geldiniz diyoruz. Hem sizi tanıyalım. Ben buralıyım. Veli Bezirci. Veli Bezirci, siz buradansınız. Ev sahibisiniz. Efendim siz de hoş geldiniz. Evet, ben Konya'dan geldim. Veli Çay. Ben de duaya geldim. Dua için geldiniz. Sizi tanıyalım. Ben de Veli Küçük Cambazlar. Konya'dan geldim. Dua için. Konya'dan geldiniz. Dua için katıldınız. Efendim nedir şu anda bu duanın konusunu bize bir anlatsanız ne söylersiniz? Abi birlik beraberlik en önce kısım akrabayı görüşme imkanı oluyor. İşte dua edeceğiz inşallah. Hayırlar olsun, hayırlı olsun yani. Bu kadar. Duanın asıl amacı zannediyorum yağmur duası. Evet, evet onun için geldik.
Yani yağmur yok mu şu ara? Bu ara var ama bu köylerde biraz daha istiyor. Biraz daha istiyoruz, evet. Efendim, sizden günün önemiyle ilgili bir bilgi alsak. Bugün biliyorsunuz buraya yağmur duası olarak toplandı. Bu duayla ilgili ne söylemek istersiniz? Her şeyden önce ihlaslı insanların burada olması gerekli. İçimizde inşallah onlardan vardır. Onların hürmetine beklediğimiz yağmurda yağar. Bu sene biraz yağmur az mı efendim? Az yağdı. Biraz da Konya'da Nisan ve Mayıs yağmurları bekleniyor tabii. Yağmur yağmadı Nisan ve Mayıs aylarında. 42. yağmurlar diye bekledik. Nasip olmadı. İşte bütün köylerde duaya çıkıyoruz. Bugün de sıra Sarıcılar Köyü'nde. İnşallah iyi bir yağmurumuz olacak, bereket olacak. Efendim, köylülerimiz buraya toplandılar, civar köylerden de geldiler. Bakalım önümüzdeki saatler içerisinde nasıl program gerçekleşecek. Dua edeceğiz. Duadan sonra tekrar burada yemek verilecek. Herkes bu yemeğe bir katkı veriyor ki Allah rızası için yapılıyor. Bu duayı sizler için göstermeye devam edeceğiz efendim. Efendim, yağmur duamız tamamlandı. Şimdi ikramlara geçildi. Muhtarımız yanımızda. Bakalım muhtarımız bu konuda ne söyleyecek? Efendim, yağmur duamız tamamlandı. Evet. Şimdi ikramlara geçildi. Evet. Köylülerimizde ciddi manada bir katılımda görüyoruz. Evet. Ne diyoruz efendim? Evet. Efendim, teşekkür ediyorum. Sizin aracılığınızla bütün misafirlerimize, davetlilerimize, ayağınıza sağlık diyorum. Şimdi yemeğimiz başlıyor, ikramlarımız başlıyor. Herkese afiyet olsun. Tekrar Cenab-ı Hak kabul etsin duamızı diyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Evet. Sizlerin aracılığıyla bu işi de halkımıza duyurmuş olduk. Biz de size teşekkür ediyoruz. Allah'ım rahmetini bol verir inşallah. Sizin inşallah. Dilek temennilerinize inşallah katılıyoruz. Rabbim evet, inşallah efendim rahmetini bol verir diyoruz. Ve biz de misafirlerle beraber yemeğe geçiyoruz afiyet efendim. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Efendim, şu anda düğün yemeklerinin başındayız. Görmüş olduğunuz gibi ustalarımız hızlı bir şekilde hazırlıklarını yapıyorlar ve etli pilav şeklinde şu anda rahmet duasından sonra, yağmur duasından sonra yemekler verilmeye başladı. Biz de ustamızın yanındayız. Efendim, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Yoğun bir çalışma var gördüğümüz kadarıyla. Evet, evet. Allah kolaylık versin. Kaç kişiye yemek veriyoruz efendim? 1500 kişi. Evet. Şu ana kadar 1000 kişi yemiş durumda, 500 kişi daha zannediyorum veririz. Evet, çok hızlı çalıştığınızı görüyoruz ustam. Genelde tabii bu tür yemekleri yapıyorsunuz, düğün yemekleri yapıyorsunuz ama bugünkü yemeğin adı zannediyorum yağmur duasının yemeği. Tabii milli bir yemek olduğu için yöresel, düğün pilavı. Hacı Rıfat beyefendi abim hoş geldiniz efendim. Organize etti. Ben yapıyorum. Allah razı olsun. He. Sizi tanıyalım efendim. Rıfat Bezirci, Sarıcılar Köyü'nden hayvancılıkla uğraşıyor. Hayvancılık, çiftçilik, reçberlik. Eskiden müteahhit inşaatla uğraşıyordum. Şimdi hayvancılığa başladım. Evet, şimdi efendim yani, aşağı yukarı ustamız da söyledi. Evet. 1500 kişiye yemek veriyoruz. Yemek veriyorum. Tabii ki bu kolay olmuyor mutlaka. Bir rahmet duası, yağmur duası manasıyla veriyorsunuz. Evet, Allah sizden de razı olsun. Şimdi misafirler de gördük, yoğun bir şekilde gelmişler. Geldiler. Duygularınızı bir alalım efendim, ne dersiniz? Çok sevindim. Ben zaten bunu daha da fazlasını isterdim. Ama kısmetimde bu varmış. Herkesi, Tarım İl Müdürlüğü olsun, efendim valiliğim olsun,
belediye başkanlarımız hepsini tek tek giderek davet ettim. Ama her tarafta pilav vesaire çok olduğundan. Tabii şu dönemde yağmur duası çok yerde yapılıyor. Çok yerde yapıldığından bizim de hissemize bu düştü. Ben de Allah razı olsun diyorum. Herkese teşekkür ediyorum geldikleri için. Memnunum. İyi oldu. Diyeceklerim bu kadar. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Evet. Yağmur duası için yemek verdiğinizden dolayı. Evet. Efendim görüntülerimiz devam ediyor. Efendim Pınarbaşı'ndaki çiftlikteyiz. Çiftlik sahibiyle beraberiz. Kendisini bir tanıyalım. Bakalım burada ne tür bir besin çiftliği var. Onu kendisinden öğreneceğiz. Efendim sizi bir tanıyalım. Adım Murat Ankıtır. Murat Bey, burada gördüğümüz kadarıyla genelde büyükbaş hayvan var. Evet. Biraz evvel gördüğümüz yerde büyükleri vardı. Evet. Burada genelde ufaklar var. Evet. Şöyle çiftliği bize bir tanıtsanız efendim. Şimdi öbür taraf ve bu taraf gördüğümüz kadarıyla burası kapalı. Yan tarafı açık, diğer taraf yarı açık. Bir bilgilensek efendim, buyurun. Efendim, iç taraftaki büyük hayvanlarımız damızlık, yani inek cinsi. Biz bunları sağıyoruz. Bunlar da yavruları. Bunlar da işte damızlık olacaklar, damızlık. Erkek olacaklar da kesime kadar bakmak zorundayız. İleride şuradaki gördüğümüz hayvanlar süt içen tanalarımız. Kendi yavrusunu aldığımız tanalarımız. Burası 450 baş kapasiteli. İrili ufaklı. Şu anda 400'e yakın hayvanımız var. 375-400'e yakın. İşte bunlara bakıyoruz. Ağırlıklı süt inekçiliği yapıyorsunuz süt inekçiliği. Zannediyorum. Evet, süt inekçiliği. Peki süt fiyatları nasıl? Memnun muyuz şu anda süt fiyatlarından? Vallahi oynamasalar iyi. Yalnız inip çıkıyor. Sürekli inip çıkıyor. Şu an fiyat nedir efendim? Şu andaki fiyat 800 bin lira civarında. Soğutmayı siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendimiz yapıyoruz. Onun için 800 bin lira. Başka komşularımızın sattığı inek süt fiyatları 710 bin lira. Efendim görmüş olduğunuz gibi buradaki büyükbaş hayvanların çeşitleri de var. Soruyoruz bakalım efendim, bu ırklar, hangi ırklar var burada şu anda sizin elinizde baktığınız? Şu anda bunlar Belçika mavileri. Bunlar biz Litvanya'dan ithal getirdik. Evet. Anguslarımız var. Onlar da ithal. Anguslar var. Evet, Belçika'dan gelenler var. Belçika maviler var. Litvanya'dan geldi bunlar. Litvanya'dan gelenler evet. Var. Evet, evet. Bunlar buzağı olarak geldi. Biz bunlara aşağı yukarı 10 aydır falan bakıyoruz. 5 ay veya 6 ay sonra biz bunları kendimiz tohumlayacağız. Belçika mavisi, Angus olarak damızlık üretmeye başlayacağız. Damızlık. Üretime devam edeceksiniz evet, bu şekilde. Evet. Yani, peki efendim uyum sağlıyorlar mı? Valla şu anda bilmiyoruz. Yalnız sağlamak zorundalar yani. Sağlaştıracağız. Yani zaten ufak geldikleri ufak için çok problem evet, olmayacak. Bunlar süt içerken geldi buraya. Biz bunları aşağı yukarı 10 aydır falan bakıyoruz. 5 ay sonra falan tohumlayacağız. İşte memleketimizde değişik ırk ve değişik cins hayvanları damızlık olarak sunacağız. Yani elimizde şu anda 150'ye yakın hayvanımız var bu değişik cinsten. Şarolemiz var, limuzinimiz var, ondan sonra şeylerimiz var, simentellerimiz var. Yani çeşit çeşit ırk üretmeyi düşünüyoruz. Evet, Allah kolaylık versin diyoruz. Efendim, görmüş olduğunuz gibi burada çok çeşitli ırklardan hayvanlar üretilmeye devam ediyor. Sayın seyirciler, şu anda bir tarladayız efendim. Burası bir yonca tarlası. Yaz dönemi bildiğiniz üzere çiftliklerimizde yan taraflarında böyle yonca tarlaları oluşuyor. Ve buradan üretilen yoncalar hayvanlara veriliyor. Burada yonca tarlası sahibi abimizle beraberiz. Şu anda ne yaptığını kendisinden bir soruyoruz efendim. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Şu anda tarladayız, yonca tarlasındayız. Yonca biçeceğiz zannediyorum. Evet, ilk biçimi yapacağız. Bu ilk biçim yapılıyor. Peki efendim kaç defa biçiliyor yonca? 4 veya 5 biçilir yani durumuna göre. Bir sezon içerisinde 4 veya 5 defa yonca evet, biçiliyor. Biçildikten sonra tabii ki sulama yapılıyor. Yan tarafta görüyoruz efendim, orada sulaması da yapılıyor. O şekilde yılda 4 defa yonca alabiliyoruz. Yonca alabiliyoruz tabii. Bu yoncayı tabii nerede değerlendiriyoruz efendim? Bu yoncayı hayvanlarımıza yedirtmek üzere yapıyoruz. Şu anda keseceğiz. İki gün sonra kuruyacak. Tekrar balya makinesinde balya yapıp
istif edeceğiz, hayvanlarımıza yedireceğiz. Evet, seyrediyoruz efendim. Yonca makinesiyle beraber yonca nasıl biçiliyor görüyoruz efendim. Efendim görmüş olduğunuz gibi hayvanlar şu anda süt sağım ünitesine teker teker geldiler ve herkes kendilerine ayrılmış olan yere duruyorlar. Tabiri caizse park ediyorlar ve bu şekilde sağım ünitesine hayvanlar yerleşmiş oluyorlar efendim. Ve sırayla hayvanların süt sağımı şu anda gerçekleşecek. Bunları size gösteriyoruz efendim. Efendim şu anda görmüş olduğunuz gibi hayvanların sütleri alınacak. Onun için önce göğüs yıkaması yapılıyor. Görüyorsunuz efendim, önce temizlikleri yapılıyor ve o işlem yapıldıktan sonra hayvanların sütlerinin sağımına geçilecek. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi efendim süt almak için, hayvanların sütlerini almak için işlem yapılıyor. Evet efendim, şu anda görmüş olduğunuz gibi sağım pençeleri hayvanlara takılıyor. Alınıyor. Burada görüyorsunuz efendim, süt yavaş yavaş akmaya başladı. Şimdi buradaki bezçiftliğinin sahibiyle beraberiz. Kendisi bize bu konuda bilgi verecek. Efendim şu anda sütler alınıyor ve buradan nereye gidiyor? Sütler şu anda depomuza toplanıyor. 5 derecede soğutuluyor. Tankımızda muhafaza ediliyor. Şu anda kaç tane hayvanın aynı anda sütünü alıyoruz efendim? 16 tane hayvanın aynı anda sütünü alıyoruz. Bu parti süt alınma bittikten sonra çıkıyor, yerine diğerleri geliyor. 16 parti geliyor. Padok padok geliyorlar. Evet. Sırayla alıyoruz. Peki bir günde ne kadar süt alıyoruz efendim? Bir günde aşağı yukarı 1800-1900 kilo süt alıyoruz. Evet. Efendim görmüş olduğunuz gibi buraya hayvanlar sırayla 16'şar 16'şar alınıyor. Ve hayvanların sütleri alındıktan sonra soğutma tankına veriliyor. Soğutma tankına giden süt yine depolama araçlarıyla, araçları vasıtasıyla onlara yükleniyor ve hiç el değmeden süt ünitelerine kadar aktarılıyor efendim, ulaştırılıyor. Ve burada yapılan işlemle süte hiç el değmiyor. Efendim çiftliğimizde görevli arkadaşlarımızla beraber kendileri her gün yapıyorlar, emek veriyorlar. Efendim bu uygulamayı bize anlatsanız. Ne yapıyoruz? Nasıl bir işlem yapıyoruz? Bu uygulamada öncelikle soğuk suyla yıkıyoruz. Ondan sonra tekrar ilaçlı suyla memelerimizi yıkarız. Ondan sonra tekrar soğuk suyla durularız. Başlıklarımızı takarız. Sağımıza girdiğimizde hangi memesinden gelip gelmediğini tekrar kontrol ederiz. Arızamız varsa bir kenara ayırırız. Sağlamımızı fabrikaya göndeririz. Bu şekilde işlem yapılıyor. Peki hayvanların memelerinin bazılarından süt gelmediğini fark ettiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? İğnelerini yaparız abi. Ayırırız koturamıza. İğnesini yeririz. İyileştiririz. İyileştikten sonra girsin girsin sağma. Ama iyileştiremezsek kesime göndeririz. Yani süt vermeyen hayvanlar kesime gidiyor. Evet. Süt verenler devam ediyor. Devam ediyor abi. Efendim görmüş olduğunuz gibi burada bu işlem her gün devam ediyor. Efendim şu anda Pınarbaşı'ndayız. Pınarbaşı'nda bir tavuk çiftliğindeyiz. Burada yumurtalar nasıl elde ediliyor, nasıl toparlanıyor onları göstermeye çalışacağız. Şu anda yumurtaların geldiği bantı görüyorsunuz efendim. Şimdi çiftlik sahiplerinden bir arkadaşımız burada. Kendisine bir soralım. Burada nasıl bir işlem yapılıyor? Bakalım bize bilgi versin. Efendim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne yapıyoruz burada? Nasıl bir işlem yapılıyor efendim? Yumurtalar tavukların altından tereklere geliyor. Tereklerle de bantlarla konveyör bantına, konveyör bantından da viyollama yapıyoruz. Viyollama yapıyoruz ve yumurtaları bu şekilde topluyoruz. Efendim görmüş olduğunuz gibi yumurtalar gördüğünüz gibi buraya kadar geliyor. Buradan da viyolları alınıyor ve viyollardan toplandıktan sonra da nakliyeye sevk ediliyor efendim.
Efendim günlük ne kadar yumurta çıkıyor buradan? 2700 yol falan aşağı yukarı yumurta çıkıyor. Yaklaşık 80-100 bin kapasitemiz var. 2700 yol falan aşağı yukarı günlük 2700 yol yumurta çıkıyor. 2700 yol yumurta çıkıyor. Bir yolda 30 tane aşağı yukarı yumurta 30 var. 30 tane evet. Aşağı evet. Yukarı %80 randıman dersek 100 binde 80 bin yumurta falan ancak alınıyor. Anladım. Peki ne kadar tavuk var efendim sana baktığınız? Burada çardakta 33 bin falan tavuk var. 33 bin tavuktan günlük bu kadar yumurta alabiliyoruz. Günlük 33 bin tavuktan ancak 30 bin falan alabiliyoruz. 30 bin. Günde 85 randıman. Hı. Evet. Yani 850-900 yol arası ancak o kadar yumurta çıkıyor. Burada. Yumurta çıkıyor. Evet. Peki efendim teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim şu anda Pınarbaşı'ndayız. Pınarbaşı'nda yine bir ocak başındayız efendim. Bildiğiniz üzere köylerimizde bu bir adettir, gelenektir, görenektir. Genelde pazar günleri ocak başlarında saç böreği yapılır. Yine böyle bir saç böreğini yapılan bir ocak başında şu anda görüntüler alıyoruz. Bakalım bu işlemi köylülerimiz nasıl yapıyor, ne yapıyor? Kendilerinden bir bilgi alacağız efendim. Efendim sizi bir tanıyalım. Fadime'nin adı belli. Fadime Hanım, ne yapıyoruz efendim? Şimdi burada görüyoruz. Tabii ki saç böreği yapıyorsunuz. Evet. Ama nasıl bir işlem yapılıyor? Hazırlığı nasıl yapılıyor? Şöyle bize bir anlatın. Unu eleriz. Evet. Suyunu dökeriz. Evet. Tuzunu da atarız. Evet. Bunu iyice yoğururuz. Kıvama gelir. Bezesini yuvarlarız. Onu hazırlıyorsunuz. Hazırlıyoruz. Ondan sonra açmaya başlarız. Birimiz açar, birimiz işler. Burada bir ekip çalışması var. Çalışması var, evet. Hep beraber yapıyorsunuz, evet. Eş, dost, akrabalar bir araya geliyor efendim. O şekilde bir hazırlık yapıyorlar. Şimdi siz aşma işini yapıyorsunuz. Evet, seyrediyoruz bakalım ben nasıl açıyorsunuz. Ben Seyit Mehmet Adıbeli'nin büyük geliniyim. Evet. Bu da ablam. Ablanız. Büyük evet. Kızı. Bu da büyük torunu. O da torunu, evet. İkinci torunu. İkinci torunu, evet. Bu da benim kızım. Tabii, bu da kızınız evet. Sizin orada. O da yağlıyor çıkan börekleri. Evet. Şimdi sizi görelim bakalım efendim. Ne yapıyorsunuz, nasıl açıyorsunuz? Şebit. Biz sizin şebit açmanıza bakıyoruz. Şimdi efendim burada şu anda şebit ilk baştan açılıyor. Ova köylerinde genellikle bu işlem yapılıyor. Evet. Ve beze denen ilk hamur alındıktan sonra bu şekilde oklağıyla beraber açılmaya başlanıyor. Evet. Ve buna da şebit deniyor. Bölge ismi şebittir efendim. Bu şekilde açılıyor. Açıldıktan sonra iç konacak içine ve ondan sonra saca geçecek. Evet. Ve evet şu anda öbür tarafa geçti görüyorsunuz. Evet burada işlemi tamamlanmış olan şebit öbür tarafa geçti ve orada daha önce hazırlanmış olan İç içine döşeniyor görüyorsunuz efendim. Şu anda döşeme işlemi yapılıyor. Evet ve üzeri kapanıyor. Kapandıktan sonra hamur yapışsın diye bu şekilde bir işlem yapılıyor. Ve daha sonra da kızgın sacın üzerine veriliyor efendim. Sacın üzerinde çevrilerek pişmesi yapılan şebit daha sonra yağlanmak üzere diğer tarafa veriliyor ve orada tereyağıyla yağlanıyor. Çünkü köylerimizde tereyağı haricinde yağ kullanılmıyor. Genellikle tereyağıyla yağlanıyor efendim. Teşekkür ediyoruz. Biz de şu anda gördüğünüz gibi efendim bir börek aldık. Efendim şu anda saç böreğinin yapıldığı bölümdeyiz. Şu anda da tabii ki sofranın başındayız. Saç börekleri sofraya geldi. Yalnız burada gördüğüm kadarıyla başka yemek çeşitleri de var. Ama bunlar çok bildik yemekler değil. Bunların hakkında da bir bilgi alacağız. Bakalım bu yemekler neymiş. Efendim şimdi saç böreğini gördük. Buraya geldi. Ama burada sütlaçlar var. Onlar da tanıyoruz aşağı yukarı. Ama burada iki tane yemek var. Bunları tanımıyoruz. Bunlar nedir efendim? Bize bir izah eder misiniz? Şimdi Höşmer'im. Konya'mızın, bölgemizin
milli yemeği diyecek kadar lezzetli ve lezizdir. Yapılış şekli undur, kaymaktır. Daha sonra piştikten sonra üzerine bal, şeker dökülerek o şekilde yenir. Evet, buna höşmerim diyoruz. Konya tabiriyle höşmerim diyoruz. Burada iki tane var. Tabii ayrı ayrı hazırlanmış. Bir tanesi şekerli, diğeri de balla yapılmış. Evet. Efendim, buradaki yiyeceklerin ne olduğunu öğrendik. Buna höşmerim deniyor. Konya'nın meşhur yemekleri unla kaymağın karışımından elde ediliyor. Ve üzerine toz şekeri, bir diğerine ise bal ilave ediliyor ve bu şekilde yeniyor. Peki efendim, afiyet olsun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Efendim, Pınarbaşı'nda tabii yağmur duasını gösterdik. Sabah yağmur duası vardı. Çiftçimiz şu anda sulama yapıyor, bir yağmurlama yapıyor. Bir soralım kendisine. Efendim, bu sene yağmur kıt, yağmur yağmadı çok fazla. Zannediyorum ondan dolayı da sulama yapıyorsunuz. Bunun maliyeti de yüksek. Senede kaç defa sulama yapıyorsunuz? 3 sefer yapıyorum ben senelik. 3 sefer. Peki bu şekilde bir yağmurlama çalıştırdığınız zaman ne kadar bir süre devam ediyor? Yaklaşık 10 gün falan süre uzuyor yani. 10 gün hiç durmadan yağmurlama yapıyorsunuz. Hiç durmadan sulama yapıyoruz. Ve bu şekilde de senede 3-4 defa yapıyorsunuz. Tabii 3-4 sefer sulama yapıyoruz. Tabii ki ekinin durumuna göre hareket ediyoruz yani. Ona göre suyuna, ihtiyacına göre sulama yapıyoruz. Şu anda bulunduğumuz tarla ne tarlası efendim? Burası arpa tarlası. Arpa ekili şu anda. Arpa ekili. Ne zaman kalkacak bu, ne zaman olacak bu arpa efendim? Vallahi bilmiyoruz artık. Şu an 5. aydayız. 6. ayın sonu. 6. ayın sonunda işlenmeye başlayacak nasıl olsa. İşlenmeye başlar, 7. ayda tamamlanır. 7. ayda da tamamlanır. Aşağı yukarı. Peki bu sulamanın enerjisi elektrikle mi alıyoruz, mazotla mı, nasıl bir çalışma var? Bunu elektrikle alıyorum ben. Elektrikle sulama yapıyorum. Yer altıyla geliyor, yaklaşık 700 metre falan yer altıyla geliyor. Sulamamıza devam ediyoruz burada. Efendim, şu anda size kadar geliyor mu bilmiyorum ama gök gürültüleri başladı. İnşallah köylülerimizin duası kabul oldu. Biz şöyle bir yarım saat içerisinde yağmur bekliyoruz. Tabii ki böyle yağmurlar yağdıktan sonra burada görmüş olduğunuz elektrikle, enerjiyle verilen sulamalar durdurulacak ve rahmet alınacak. Tabii ki bu şekilde yapılan sulamaların maliyeti çok yüksek. Bir de her yerde olmadığı için suyu gökyüzünden bekliyoruz efendim. Rabbim inşallah yağmuru bol verir diyoruz ve Pınarbaşı'ndaki çekimlerimize devam ediyoruz. Sayın seyirciler, şu anda Pınarbaşı'nda Pınar'ın çıktığı noktadayız. Bu dağların altından şu anda görmüş olduğunuz, buraya bir kapı yapılmış, doğal bir mağara aslında burası. Bu mağaraya kapı yapılmış, buradan Pınar çıkıyormuş, şu anda da çıkıyor ama biz göremiyoruz. Çünkü buradan çıkan su bu bölgenin 3 tane köyüne dağılıyor efendim. Şimdi bu mağaradan çıkan sular içme suyu olarak veriliyor ve burada kendiliğinden su çıktığı için, bir pınar oluşturduğu için bu bölgenin ismi de buradan geliyor ve Pınarbaşı ismini buradan alıyor efendim. Yıllardır boşa akan buradaki pınar daha sonraları belediyenin çalışmalarıyla birlikte 3 tane köye taksim edilmiş. Bundan dolayı şu anda burada bir pınar akıntısı söz konusu değil. Sadece suyun fazla geldiği dönemlerde burada bir tahliye borusu var. Onun haricinde burada boşa giden bir su yok. Su artık mümkün olduğu kadar değerlendiriliyor. Bu bölge çok eski tarihe dayanan bölgelerden bir tanesi. Çok şirin, çok güzel piknik alanlarda olan bir bölge Pınarbaşı. Pınarbaşı, Konya'ya çok yakın mesafede, 20-25 kilometre mesafede olan bir bölge ve çok şirin bir bölge efendim.
Efendim, sağlık ocağımız var mı var bölgemizde? Lojmanı var, sağlık ocağı var. Evvel doktorumuz vardı, hemşiremiz vardı, ebemiz vardı. Evet. Hepsi vardı. Ondan sonra nüfusumuz yetersiz dediler. 3000'i doldurun, ondan sonra gelin. Tekrar müracaat ettik. Bize dedik haftada iki sefer doktor verin. Bu kadar kimse ilaç yazdıracağım, mayene olacağım, oraya gitmesin sağlık ocağına. O da haftada bir sefer verelim dediler. Onu da vermediler. Bu talebi ne zaman yaptınız? Ne zamandır yok doktorunuz? Doktorumuz iki senedir yok, bir sene oldu bu talebi yapalı. Peki ben bildiğim kadarıyla buraya taşımalı eğitim de var burada. Var. Buraya birçok öğrenci de geliyor. 215 öğrencisi var. 200 küsur aşağı Pınarbaşı buraya bir kilometre onun öğrencisi var. Etraf köylerimiz çok yakın. 5'er kilometre, 3'er kilometre çok yakın köylerimiz var. Onlar hep buraya geliyorlardı. Şimdi köyümüzün zaten belli bir nüfusu var. Bir de bu kadar öğrenci taşımalı olarak burada eğitim görüyor. Bunlardan herhangi birine bir sıkıntı olsa Allah esirgesin. Yani ne yapılıyor peki? Telefon açıyoruz, ambulans geliyor, alıp götürüyor. Çocuk elini parmağını acıtıyor, cilete kestiriyor, bıçağı kestiriyor. Düşüyor, parmağı acıyor, kolu çıkıyor. Alıyor, ambulans gel diyor, geliyor, alıp götürüyor. Tabi bura 25-30 kilometre bir mesafe. Evet. Ve sağlık ocağı da burada olmasına rağmen doktor verilmiyor Konya merkezinde. Evet. Sonra çok dört dörtlük bir bakım yaptılar. Kalorifer döşediler, pencereler pakmen yaptılar, fayasları döşediler. Elektrik tezatına varıncaya kadar, damının kremine varıncaya kadar değiştirdiler. Ondan sonra doktoru aldılar. Ya bu kadar masraf edildi, sonra kapıya kilit vuruldu, gidildi. Gitti. Şimdi kuşlar yuva yapmış, pislemeyim gari öyle yapıyorlar. Allah Allah, anlamak mümkün değil. Gerçekten ben de şaşırdım. Yani bir türlü bir dünya masraf ediliyor. Evet. Birin sınıf bir işletme haline getiriliyor, bir sağlık ocağı haline getiriliyor. Ondan sonra kilit vuruluyor, Allah'a ısmarladık. Ne gelen var ne giden. 10 bin metre bahçesi var, ağaçlık içi, çeşmesi, her şeysi içinde. Hiç kimse yok içinde şimdi. Her vatandaş herhangi bir şey oldu mu Konya'ya gidiyor. Evet efendim, buradan Sağlık İl Müdürlüğü'ne de biz duyuruyoruz. Anlayan varsa beri gelsin diyoruz. Köylümüz diyor ki burada bir sağlık ocağımız vardı. Eksikleri, ihtiyaçları vardı. Bunların tamamı yapıldı, giderildi. Birinci sınıf bakımları yapıldı. Ama ondan sonra kapıya kilit vuruldu, terk edildi, gidildi. Bu kadar masraf, doktor verilmeyecekti, niye yapıldı diye merakından soruyor. Bir de bu bölgede taşımalı eğitim buraya geliyor. Öğrencilerin birçoğu burada. Son günlerde biliyorsunuz bazı sağlık problemleri de okullarda yaşanıyor. Öyle olmasına rağmen okulumuzda, burada, bölgemizde, köyümüzde bir doktor yok, bir sağlıkçı yok. Peki efendim, bunun haricinde köyümüzle ilgili problemlerimiz başka var mı? Çok problemlerimiz var. Nedir? Su problemimiz var. Hayvanlarımızın içecek suyu yok. Hayvanları hep eski evden şebeke suyundan sulayıyoruz. Koski geliyor, sen hayvan sulayıyorsun, ticari saat alacaksın diyor, suyumuzu kesiyor. Ticari su pahalı. Şimdi ne yapacaksın? 12 ineğin varsa ticari su alacaksın. Bugün benim 12 ineğim var, yarın ineğin ikisini satıyorum, inek 9 oluyor. Ne yapacağım o zaman? Tekrar öbür suya döneceğim. Bu sıkıntılarımız var. Şimdi efendim, burası Pınarbaşı. Adı üzerinde Pınarbaşı. Pınarbaşı olmasına rağmen siz hayvanlarınızı sulayamadığınızdan bahsediyorsunuz. Bir akarla suyunuz yok mu? Nedir yani? Var ama su kayboldu. Koski geldi, bu suyu kaybetti. Nasıl oldu efendim? Ne olduğunu biz bilmiyoruz. 5 tane vana var. Bu 5 vananın içinde su kayboldu. Başka köylere mi? Şimdi aşağı Pınarbaşı akıyor. Tömek köyü akıyor. Zincirli köyü var, akıyor. Bu suyumuz oraya gidiyor, bizim suyumuz yok. Peki su sizden çıkıyor, siz su alamıyorsunuz. Su alamıyoruz, onlara gidiyor. Peki şu anda ekranlar sizi gösteriyor. Koski'ye ne diyorsunuz bu ekranlarda? Koski gelsin, ayar koysun. Onun hakkını yese onun hakkını versin. Bizim hakkımız neyse bizi versin. Hayvanımızın içecek suyu yok. Biz evde şebeke suyuna sulayıyoruz. O da çok yüklü geliyor. Bugün 500 hayvanı sulamak, koyunu sulamak kolay mı? Evet. Gidin bakın, çeşmemiz oluklar kuru. Efendim, yukarı Pınarbaşı'da, adı üzeri Pınar buradan çıkıyor. Civar köylere su veriliyor ama Pınarbaşı'nın suyu yok. Buradan da şikayetleri var. Onun için buranın suyunun da bir an önce verilmesi gerekiyor anladığımız kadarıyla. Bunun ötesinde efendim... Çeşmeyi de çekebilirsiniz. Çeşmeyi de çekebilirsiniz. Çeşme derken? Yani akan suyu, Pınar'ı çekebilirsiniz. Kuru, damla damlamıyor. 50 metre soğuluğu var, bomboş duruyor. Vallahi durumumuz böyle. Evet. Peki efendim, yollarımızla ilgili bir problemimiz yollarımız, var. Yollarımız, söyledik, yollarımız işte gelirken siz de gördünüz yolun ne hali olduğunu. Müracaatımızı yapıyoruz, müracaatlarımız var. Olmasa biz hep savalleci. Gel git. Otobüsümüz,
fuardan kalkıyor, Teksas'ın önünden bizi bindiriyor. Niye? Ya Gayalı Park'tan binelim. Bizim Gayalı Park'a gitsek, orada oturacak yerimiz var. Ondan tuvalet ihtiyacı olsa tuvaleti var. Bir yaşlı adamın oturacak bir kölgesi var. Teksas'ın önüne geliyoruz. Bizim de burası biraz mahrumiyet belgesi olduğundan otobüsle pek hale almıyor. 15 dakika sonra geç geliyor. Öyle oluyor ki sıcağın altında ölüyoruz. Sıcağın altında orada ölüyoruz. He ya bizi ilkin dediler ki kilometre uzaklaşıyor dediler. Mevlana'nın oradan dönsün gelsin dedik. Kilometre uzaklaşıyor. Ondan sonra bize dediler ki emniyet müsaade etmiyor. Çarşıyı kalabalık yapıyorsun diyor. Buradan geçiyoruz. Ya çocuk mu kandırıyorsun sen? Çocuk mu kandırıyorsun? Ama biz de kahrimizden varmadık. Çek arabanı, araba alayım, çalıştırayım diyorum, ceza yazarım diyor. Çek arabanı dedim, arkadaş bir araba alır, gider gider geliriz. İstediğimizde ineriz, istediğimizde bineriz. Bunu da yapmıyor. He yapacağım, he oldu, he olacak. Peki kaç sefer var bir günde? 7 sefer var. Yetiyor mu 7? Şimdi biraz ayarsızları var da ona razıyız biz yani. O ayarsızlar. Yani 7 sefer yeter. Seferde çok problemimiz yok ama kalkış noktalarında ve geç gelme konusunda problem. Evet. Bu böyle. Ne olur Mevlana'nın oradan bir kilometre dolaşsa biz Gayalı Kadınlar Pazarı'ndan zeps alıyor adam. Oradan da bir üç tekerle tutuyoruz. 5.000 lira veriyoruz. Fuara getiriyor. Bizi indiriyor adam. Ben Zepse'ye zaten 5.000.000 lira vermiyorum ama arabaya 5.000.000 lira veriyorum. Gayalı Park olsa ben oradan alır gelirim. Orası merkezi bir yer. Diğer yerlerim geliyor, her taraf Saman Pazarı'nda kalıyor. Sonra ne tuhafısa, pazar günü Saman Pazarı'ndan kalkıyor. Bak, işin aksiliği ne? Saman Pazarı'ndan kalkıyor araba. Niye pazar günü Saman Pazarı'ndan kalkıyor? Oradan yüzlerce araba geliyor. Bizim araba Saman Pazarı'ndan kalkıyor. Geliyor fuara, oraya geliyor. Alaaddin'i dolaşıyor. Tekrar Teksas'ın önünden Pınarbaşı'na yönleniyor. Ya sen bu kadar yolu niye dolaşıyor? Eğer o Saman Pazarı'yla pazar gün dolaştığı kilometreye vursan biz de belediyeden alacaklı çıkarız. Evet. 15 kilometre dolaşıyor. Burada 7 gün 7 kilometre yapıyor. Yaptıramadık. He diyorlar yaptık yapacağız. Oldu olacak. Gelip geçiyor böyle. Evet, Büyükşehir Belediyesi otobüs işletmesinden de Pınarbaşlıların bu şekilde talepleri var. Otobüs seferlerimizde çok fazla bir problemimiz yok ama kalkış noktaları ve kalkış saatlerindeki düzensizlik bizi yoruyor diyorlar. Efendim, Pınarbaşı'ndaki gezilerimiz devam ediyor. Pınarbaşı'nın tarlalarındayız. Şu anda bir tarlanın içerisindeyiz. Burası Pınarbaşı, burası kanola tarlası. Kanola bildiğiniz gibi yağ üretiliyor kanoladan ve Konya'da çok az bir ekimi var. Ama şu zamanlarda artık kanola Konya'da ekilmeye başladı. İşte bunlardan bir tanesi kanola tarlası burası. Pınarbaşı'nda kanola tarlasındayız. Yağ üretimi yapılması için ekilmiş bir tarla efendim burası. Kanola tarlasında görmüş olduğunuz gibi arı kovanları da var. Arı kovanlarının buraya konmasının sebeplerinden bir tanesi de dölleme yapılabilmesi. Gördüğünüz üzere bu tarla yeşil bitki. Yeşil bitkiyi arılar dölleme yapabiliyor. Hem burada doğal bal alınıyor hem de tarlaya faydası oluyor. Kanola tarlasındayız ve görüntülerimiz devam ediyor efendim. Efendim şu anda Pınarbaşı'ndayız. Pınarbaşı'nda arazideyiz, tarlalardayız. Tabii ki ekim sezonu. Bu sezonda şu anda burada ay çekirdeği ekimi var. Sizlere bu ay çekirdeği ekiminin Pınarbaşı'nda nasıl yapıldığını göstereceğiz. Şu anda çiftçimiz burada tohumunu almış, ağzını açıyor ve ay çekirdeğini şu anda burada görmüş olduğumuz makineye, ekim makinesine dolduracak ve ondan sonra ekimine başlayacak. Efendim şu anda bu ekim yapılıyor, seyrediyoruz. Tohumlar makinenin gözlerine yavaş yavaş belli miktarlarda dökülüyor efendim, görüyorsunuz. Kullanılan tohumlar hibrit tohum. Yaz döneminin başlangıcında ilk önce tarlalara arpa ekimi yapıldı. Daha sonra buğday ekimi yapıldı. Şimdi ise ay çekirdeği ekim sezonu açıldı ve şu anda ay çekirdeği ekimi yapılıyor efendim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ay çekirdeği ekimine başlıyoruz.
burada çok süper bir motor var. John Deere, John Deere'la beraber şu anda ekimlerimize başladık. Çiftçimiz gördüğünüz üzere efendim şu anda ay çekirdeği ekimine başladı. Şu anda ekimlerimiz devam ediyor. Tarlamızda traktörümüzle beraber ekim yapıyoruz. Ay çekirdeği ekimi şu anda yapılıyor görmüş olduğunuz gibi. Traktörümüzle çiftçimizle beraber ay çekirdeği ekimini tarlada gerçekleştiriyoruz. Şu anda tarlanın bir öbür tarafına, bir bu tarafına giderek ekimler tamamlanıyor. Pınarbaşı'ndayız. Pınarbaşı'nda Pınarbaşı'nın en yaşlılarından olan bir hacı abimin evine misafir olduk. Şimdi kendisini bir tanıyacağız ve Pınarbaşı ile ilgili bize bilgiler verecek. Bakalım Pınarbaşı'nın eskisinde ne varmış, bugününde ne var kendisinden alacağız. Efendim isminizi bir alabilir miyiz hacı abi? Siyit Mehmet adı belli. Siyit Bey siz kaçlısınız efendim? 32'li. 1932'lisiniz. Yanımızda Hacı yengemiz de var. Hacı yengem kaçlı? Hacı yengem 31'li. Sizden bir yaş büyük. Bir yaş büyük. Evet. Efendim kaç yıllık evliyiz? 65 sene oldu. 65 yıldır evliyiz. 48'de evlendik. 64 sene oldu. 64 yıllık evliyiz. Allah selamet versin. Peki mutlu muyuz? Öyle gözüküyor. Mutluyuz. Elhamdülillah. Anneme bir sorsak, anneciğim 65 yıl, 64-65 yıl evli kalmak, hakikaten şimdi bu biraz böyle mümkün gözükmüyor. Siz bu konuda Türkiye'ye bir örnek bir ailesiniz. Onun için ne dersiniz bu 65 yıl evli kalmak? Hacı deden böyle sizi hiç üzdüğü zamanlar oldu mu? Üzüldüğü zaman da olur, üzülmediği zaman da olur. İyi günde yaşam, kötü günde de yaşam. Öyle değil mi? Evet. Başka ama anlayış önemli herhalde. Karşılıklı insanlar birbirini anlaması çok önemli. Çok önemli. Evet. Peki efendim şimdi biz size şöyle Pınarbaşı'nın eskilerini bir sormuş olsak. Eskiden sizin gençlik dönemlerinizde Pınarbaşı'nda ne ekiyordunuz, ne kaldırıyordunuz? Buradaki hayat nasıldı? Bize şöyle bir anlatsanız ne dersiniz? Buyurun. Aynı ekini ekerdik. Arpa buğday ekerdik. Kaldırdık, sürerdik. Tarlaları şu anda motorlar var biliyorsunuz. O zaman yoktu zannediyorum. Yok. Nasıl ekiyordunuz, nasıl kaldırıyordunuz? Çok. Nasıl ekerdik? Çiğne ekerdik. Pulluğuna ekerdik. Pulluğuna ekerdik. Lepserinin, lepser falan yok. Tohumu saçardık. Aralırdık, tohumu saçardık. Sulamasını nasıl yapardınız peki? Sulama falan yok. Sulama yok. Ekiyordunuz Allah ne verirse. Ha, Allah ne verirse. Peki yağmur bol muydu o dönemlerde? Yağmur yine aynı böyle devam ederdi. Bazı sene olurdu, bazı sene olmazdı. Bir de böyle kıtlık olduğu bir dönem yaşanmış Konya'da. O dönemi hatırlıyor musunuz? Biz çocuğu han olmuş. Kaç yıl sürmüş tahminen? 7 yıl sürmüş.
7 yıl kıtlık yaşanmış. O dönemlerde insanlar ne anlatıyorlardı? Siz çocuktunuz o dönemlerde. Nasıl ömürlerini, hayatlarını geçirmişler acaba? Çok hardal yirdik diyor. Tarlalarda hardal yirdik diyor. Yani doğal olarak yetişen dağlarda, ormanlarda, açık arazide yetişen bitkiden bahsediyoruz. Hardal, evet. Hardal, şey, kangal, kangal sıyırması. Evet. Öyle. Yokluk döneminde. Yokluk döneminde canım. Annem anadırdı, öyle anadırdı. Peki Pınarbaşı'nın geçimi nedir? Yani arazide genelde buğday, pancar da var mı? Pancar sonradan oldu. 64'te oldu. Fabrika yapılınca oldu. Ondan sonra yoktu. Burada ne fabrikası var? Şu pancar fabrikası var. Ha, Konya'daki pancar fabrikası. Babam 10 sene askerlik yapmış. Evet. 308'liydi. 308'li adam. 1308. 1308'li. Sizin askerlik yaptığınızı ben şeyde geçirdim dedi. Hastanede geçirdim dedi. Sizin askerlik yaptığınızı filan dedi. Bazı biz askerlik, şöyle askerlik yaptık, böyle askerlik yaptık dedik. Hastanede geçirdim dedi. 10 sene askerlik yapmış adam. 19 yaşında gitmiş. 29 yaşında gelmiş. 30 yaşında evlenmiş. Efendim siz daha önceleri köyümüzde tabii ki alışveriş yapmak falan her zaman mümkün olmuyordu. Şehirden buraya satıcılar geliyorlardı ve siz onlardan ihtiyaçlarınızı temin ediyordunuz. Tabii onlar da bazen buralarda kalıyorlardı. Buralarda köy odaları vardı. Oralarda kalıyorlardı. Sizin de köy odanız var mıydı efendim? Var. Peki bu odalardan biraz bahsetseniz. Odaların işlevi neydi o zamanlar? Ne yapıyordu odalar? Her gün otururlardı. Ağladılardı adamlar. Güncel sohbetler mi yapılırdı bu odalarda? Güncel sohbetler yapılırdı. Eskilerden ağladılardı. Anaşırlar, ağlaşırlardı adamlar. Hep askerlik görmüş adamlar. Hep 8-10 sene askerlik görmüş adamlar. Böyle anadırlardı. Peki dışarıdan gelen misafirler de buralarda mı kalırlardı? Misafir, zaten kovalasan da gitmez misafiri. Gidemez ki, yol yok, şey yok. Nakliye yok. Nakliye yok. At arabasıyla. Adam şimdi her yanı asfalt. Hacı abi, eskilerden ihtiyaçlarınızı nasıl karşılıyordunuz? Her şey bol muydu, bulabiliyor muydunuz? Niye bulacaksın ya? Her şey karneydi. Her şey karneydi. Karne derken, onu bir anlatsak, şimdikiler karneyi bilmez. Şimdikiler okul karnesi falan zannedebilir. Ne karnesiydi? Nasıl bir karneydi? Ekmek alacaksın, gaz yağı alacaksın. Hepsi karne. Elektrik olmadığı için tabii ki ışık elde etmek için gaz yağı da kullanılıyordu. Gaz yağı da kullanılıyordu. Onları da karneyle, sırayla alıyordunuz yani. Sırayla alıyorduk. Hacı abi, biz size çok teşekkür ediyoruz. Bize verdiğiniz bilgilerden dolayı. Allah size sağlık versin, uzun ömürler versin. Hayat dolu, hacı annemle beraber inşallah daha mutlu günlerde biz i̇nşallah. Sizleri daha görmek istiyoruz inşallah. İnşallah. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Pınarbaşı'ndaki çekimlerimiz bitti. Bir yorgunluk kahvesi için köylülerimizle beraber oturduk. Önümüzdeki hafta bir başka programda, bir başka köy odasında sizlerle beraber olmak istiyoruz. Efendim hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.